JITEM nedir? Evet, yani açılım olarak Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele. Jandarma İstihbarat bünyesinde operasyonel de, faaliyet de gösterebilmesi adına istihbarat servisinin böyle bir yan departman oluştu, yan birim oluştu. Ve o birim istihbaratla beraber aynı zamanda da operasyon yapabilme yetkili de bir birim haline geldi. Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele açılımı. JITEM evet. Bu. Peki bu JITEM nasıl kuruldu, neler yapmaya başladı ve daha sonra ne derler, yoldan çıktı değil de raydan mı çıktı ya da ne oldu? Kontrolden evet, çıktı evet, mı? Evet. Hangi noktaya geldi? Çıktığı için bir sürü şeyi tartışıyoruz. Hani kuruluş amacı... terörle mücadelede daha etkin olabilir amaçlı yola çıkılmış bir JITEM, Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi daha sonra bir yerde ciddi raydan çıkmalar yaşadı. Orada da ciddi strateji hataları yaşandı. Yani karar problemleri yaşandı. Şimdi bir ayağında daha önce senin Mehmetçiğine silah çekmiş terörist, o dönem çıkarılan itirafçı yasasından itirafçıların çok bünyeye özel namahreme çok rahat sokulması, oradaki bazı şeylere hakim olması, oradan çıkan gayri resmi ilişkiler kirlenmişliği getirdi. İşte o Yüksekova çetesinde kahraman bilgiç itirafçılardan bir tanesi. Onu sorgulayan subay o dönem Yüksekova çetesinin sorgusu çıktı ve orada zaten bu kirlenmişlik çok anlam ciddi anlamda patlak verdi. JITEM ve Yüksekova çetesi derken Yüksekova çetesini çok kısa bir açar mısın? Yüksekova çetesi o kirlenmişliğin deşifre olduğu bir sorgulama süreci. Yani orada bir subayın kendi çabalarıyla tespit edilenlerle bir itirafçının sorgulamasından itibaren o itirafçıların itiraflarında aslında TSK'nın içinde görev yapan bazı yetkililerin gayri resmi işlere bulaştığının deşifre olduğu bir soruşturmadır ve sorgudur o. Yani bu gayri resmi işler neler yani mesela? Yani o itirafçı işte nerede o subaylarla ne tür kirlenmiş işler yaptığının o dönem yapılan bazı işleri deşifre etti. Ve orada da o süreçte de ortaya çıkan bir sorgu sürecidir. Onun da üstü kapatıldı daha sonra. Yani JITEM'in içinde... JITEM'in içinde değil. Hayır, yani JITEM kurulduktan sonra... JITEM'in kirlenmişliğinin bir deşifrasyonudur Yüksekova çetesi aynı zamanda. Yani onu ortaya çıkarıp oradaki o gayri resmiliğin ortaya çıkışının ilk ciddi ayağıdır. Anladım. Daha sonra da işte Susurluk oldu, bilmem ne oldu. Peki neden orada JITEM'in varlığını sürekli reddetmekle ömür geçirdi de sonuçta kuran kişi çıkarıp ben kurdum diye kitap yazdı. Yani niye hep onu reddetti? Onu bir süre ben de anlamadım. O dönem benim çalıştığım gazetede o dönem JITEM'le ilgili ve Cemal Sever'le ilgili çalışmalar, dizi haberler yapmıştım o dönem. O dönemin jandarma komutanıydı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Teoman evet, evet, Koman. Evet. Ekranlara çıkıp işte JITEM'in uydurma olduğunu, öyle bir kuruluş olmadığını söylediği dönemin hemen devamında da ben işte JITEM, Cemal Sever ve JITEM Gerçeği kitabını çıkardım ve orada da JITEM'in çok ciddi belgelerini yayınladım. Yani komutanların imzasıyla Suat Sayın Paşa'nın da imzası oldu ve Cemal Sever'e verilen işte teşekkür belgelerinde JITEM grup komutanı ibarelerinden tutun. İç haberleşmede kullandıkları telefon rehberlerinde işte JITEM yazıları falan vardı. Onların dahili numaraları vardı. Onları yayınladım ve ısrarla o dönem Teoman Koman itiraz etti. JITEM yok dedi. Çıktı açıklamalar yaptı. Kitaptan sonra da bir süre sonra Teoman Koman'ı çok görmedim. O günden beri de çok görmüyorum. Çıktığından kısa bir süre sonra. Bu belgeler aynı zamanda işte benim o dönem çalıştığım gazetede de yayınladık. Ama ciddi bir kitle, şu an Ergenekon davasından dolayı içeride olan Veli Küçük bu JITEM sürecinde ve benim belgeleri yayınladıktan sonra çok ciddi rahatsızlıklar yaşandı. Hatta o belgeler
Rin orijinalleri benden istendi. Hı hı. Ben o dönem kendisi Giresun'da görev yapıyordu, Veli Küçük. Giresun'da bir 2,5-3 saat kendisiyle yüz yüze görüştüm. Hı. Ve JITEM'in belgelerini benden istemişlerdi. Bir ara bizi görüştüren üçüncü bir şahıs aracılığıyla ben fotokopisini götürdüm diye de bayağı bir ciddi sinirlenip devamındaki süreçte de aracı insanlar vasıtasıyla ciddi zorlanmalar yaşadım. Tehditler yaşadım. Onların boyutu, o benim özel hayatım. Onları hani bir duygu sömürüsü boyutuna sokmamak için söylemiyorum. Anladım. Ve JITEM'den bayağı bir rahatsızlık yaşadı insanlar. Daha sonra devamında yaptığımız işte çalışmalarda, araştırmalarda evet JITEM raydan çıkmış. Bu itirafçılar ya da subay ve sivil işbirliğinden ortaya çıkan gayri resmi kafasına buyruk davranışlar ve o davranışlardan ortaya çıkan rant pazarı, o ranttan elde edilen gelir bir sürü şeyi kirletmiş. Uh-huh. Bunun arasında bu tartışmalarda Cem Ersever de dönem dönem çok tartışıldı. Ki Cem Ersever'i oldukça geniş masaya yatırdım o kitapta ve onu da bayağı detaylı yazan neredeyse bir gazeteciyim. Ama ne hikmetse oradaki kirlenmişliklerden ilk rahatsız olan ve bunun ilk tepkisini veren de Cem Ersever'dir. Ki dönem dönem çıktığım yerlerde ya da verdiğim röportajlarda bunu hep örnek gösteririm. İstifa dilekçesinde de bazı maddelerde bunu çok net belirtmiştir Cem Ersever. İstifa dilekçesi verirken oradaki maddelerden birkaçı, özellikle bir tanesi aynen şöyledir. Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk'ün bıraktığı Türk Silahlı Kuvvetleri değildir. 3-5 insanın koltuğunu koruma adına taviz verip ülkeyi zora soktuğu tarzı devam eden istifa dilekçesindeki kendi kalemiyle eliyle yazdığı evet. Gerekçeler vardı. Bu çok ciddi bir iddia. Çok ciddi bir şey. Yani kendi gerekçe, yazdığı ciddi orijinal. Ciddi bir gerekçe daha doğrusu. Gerekçe. İddia değil, yaşadığı bir olay olmuş ki. O dönem bünyede çalışan 25 ya da 30, bu 3 aşağı 5 yukarı tam rakamı net hatırlayamıyorum. Aynı anda işte jandarma istihbaratta görev yapmış, arkadaşlarıyla beraber toplu bir istifa. Şimdi kirlenmişliğe bir başkaldırı. Bu başkaldırıyı da yapan kişi Cem Ersever'dir. Ve zaten, bu kavgayı da veren Ersever'dir. O kavgadan dolayı çok da uzun soluklu yaşayamadı. Terörle mücadelenin yanlış yapıldığı ver yansınlarını çok ciddi anlamda ilk başlatan ve tetikleyen de Cem Ersever'dir. Bunun devamında Eşref Bitlis Paşa'da çok ciddi son ölmeden önceki yakın süreçlerde Özal'a kadar gidip dosyalar verildi. O bölgede terörle mücadelede ciddi yanlışlıklar yapılıp bu tespitler ortaya kondu. Kendisi bizzat bölge halkıyla çok dostane görüşmeler yapıp sınır ötesine gidip hatta karşı taraftaki teröre destek veren insanlarla çok ciddi uzlaşma konuşmaları yapan da Eşref Bitlis. Hani biz bugün uzlaşma konuşmaları yapmayı tartışıyoruz ya, evet, bir taraftan. Evet, evet. Bir dönem terörle mücadelede terör bitsin diye bunları savunan bu iş diyalogla, kardeşlikle, barışla konuşarak hallolan diyen insanların çoğu suikastlerle öldürüldü. Çok önemli bir ayrıntıya dikkat çektiniz. Ben de onu sormak istiyorum. Başka bir sorum vardı ama. Hı. Şimdi o kişiler terörle mücadelenin sadece teröre karşı silahla yapılamayacağını, bunun tamam önemli bir adım ama sonrasında evet, konuşarak, işte görüşerek bir şekilde bu şekilde demokratik gelişmelerin de içinde yer alacağı bir süreçle çözülebileceğini de savunan isimlerdi onlar. Ve iddia o ki o sebeple öldürüldüler. Ve bir sebep daha var tabii, menfaat, bazıların menfaatlerine bastığı için de öldürüldüğü söyleniyor bu kişilerin. Bu